Merhabalar. Dün çektiğim videonun ikinci bölümüyle, yani daha high-end, daha pahalı, daha marka olan ürünlerle olan kısmına geldik. Bu sabah yayınladım sanırım. Birkaç yorum aldım. Kötü yorumlar değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani eleştirebilirsiniz de. Bazı kişiler, yani zaten bu drugstore ve high-end kesin çizgilerle ayrılmış şeyler değil. Yurt dışında farklı, bizde farklı. Drugstore Amerika'daki çok büyük marketler, market tarzı yerler, içinde farmasiler var, işte başka şeyler, her şey olan var. Sırf bu tarz ürünlerin satıldığı yer var. Mesela Ulta'da, tabii ben gitmedim ama takip ettiğim kadarıyla Ulta'da ikisi birden satılıyor. Hem pahalı ürünler, yani böyle ayrı şekilde daha pahalı olanları var. Yani bunun kesin, yani drugstore'da şu kadar fiyatlık ürün olur, bu olur. Esasen baktığınızda denilen doğru, drugstore ürünler ucuz ürünler, high-end ürünler pahalı ürünler, ama bunun için kesin bir çizgi yok. L'Oreal Türkiye'de pahalı, kabul ediyorum, bir maskarası 30 lira 40 lira, ama Sephora'dan alacağınız bir maskaranın, Benefit'in bir maskarasının 70 lira olduğunu, 80 lira olduğunu düşünürsek daha ucuzu. Ha, o para eder etmez tartışılır. Çok pahalı tartışılmaz bile, pahalı, evet ben de kabul ediyorum, ama çok pahalı ürünlere göre ben daha uygunlarını yaptım diye kabul edin. Orada drugstore yazıyor diye illa hani en ucuzlarını gösteriyorum demedim. Evet, aynı performansları gösterebilecek, belki daha iyi olacak, sizin daha çok hoşunuza gidebilecek, daha ucuzlarını da bulmak mümkün. Benim için bir başlangıç kiti hazırladım. Dedim ki hiçbir şeyiniz yoksa, benim de hiçbir şeyim yoksa ben bunları tercih ederdim. Böyle bir video bu. Bunlar da aynı şekilde, yani ne bileyim ben kremallık Make Up Forever'ınkini göstereceğim. Yaklaşık Türkiye'deki fiyatı bunun 60 liraydı ben aldığım zaman. Şu anda tam olarak bilmiyorum. Aşağı yukarı. Bu şimdi high-end bir ürün. Ama Chanel bir allık almak isterseniz belki 80-90 lira. Şimdi en pahalısını mı göstermem gerekiyor? En ucuzunu göstermek, en pahalısını göstermek değil. Yorum yazan da hani böyle kötü bir eleştiri manasında yazmadı. Ben ona yönelik bir cevap vermiyorum. Yani şey, benim yaptığım video bu yönde bir video. Tabii ki daha ucuzları var, tabii ki daha pahalıları var. Çok saçmaladım mı bilmiyorum. Hemen kesiyorum. Onun için başlıyorum. Bu arada geçen videomda da benim de başka tercihlerim var bu arada. Özellikle high-end için, ürünler için. Fakat seçtiğim her ürünün Türkiye'de şu anda bulunabilir olmasına dikkat ettim. Yani mesela Farda Urban Decay paletleri tercih ederim. Lorac paleti kesinlikle tercih ederim. Onlar hiç sınırsız yapsaydım kesinlikle tercih edeceğim ürünler olurdu. Fakat Türkiye'de bulunması açısından başka alternatifler, özellikle allık için, far için o şekilde yaptım. Bu arada kafamdaki topuzu da normalden biraz yukarıda topladım. Kendime Adile Naşit'e benzettim. Böyle bir Adile Naşit. Kendisine de bayılırım, Allah rahmet eylesin. Neyse, başlayalım. Neyle başlayalım? Rujlarla yine başlayayım istiyorum ama sepetimin içine doldurdum. Rujlar en dipte tabii ki. Çok çok fazla bende yüksek kategoride seçebileceğimiz ürünlerden, pahalı ürünlerden ruj yok. En çok MAC var elimde. Ben de onların içinden iki tane seçtim. Yine gloss seçemedim. Gloss'u geçiyoruz. Çünkü elimde olan gloss'ların hepsi limited edition. Yani şu anda bulunamayacak ürünler. Bir tek aşık olduğum ürün var. YSL'in, ismi tam yazıyorsa okuyayım. Çünkü çok uzun bir ismi var. Şeyin üstünde yazmıyor. Stain şeklinde olan şu, ki bunların da drugstore'da, yani marketlerde ne denir, muadilleri mevcut. Ben bunu ama renk olarak da çok seviyorum. Şahane bir kırmızı. Zevkle kullanıyorum. Bu liquid ruj. Yani bir tam bir gloss değil. Onun dışında iki tane ruj seçtim. Bunlar MAC'in normal zamanında gidip alabileceğiniz rujlar. En favori, yani en favorilerinden biri seçtiğim kırmızı rujum. Ama mesela bir şu sıralar benim için daha favori olduğu için Rerivoo'yu gösterebilirdim. En son aldığım Hawks'u gösterebilirdim. Fakat şu anda bulabilmenize rağmen onlar sınırlı üretim. Belki bu videoyu bir ay sonra izlersiniz. O zaman bulamazsınız.
o açıdan göstermedim. Yine de Russian Red geçen sene kullandığım kışın en çok kullandığım kırmızı rujum. Sıcaktan rujlar yumuşuyorlar. Kırılsınlar istemiyorum. Bir diğeri de Angel. Şurada göstereceğim. Şu Angel. Bu da Russian Red. İki tane seçtiğim ruj budur. Aynı şekilde elimde pahalı olan, marka olan, tekrar bakıyorum, şey yok. Yani şu anda bulunabilecek ne var? MAC'in koleksiyon iki tane var. Inglot var. İkisinin de şu anda ulaşımı olmadığı için, bu da Inglotlardan biri. Çok fazla da gerek duymuyorum açıkçası. Emily'nin, Flormar'ın ve Essence'in kalemlerini kullanıyorum genel olarak, dudak kalemi olarak. Pek de memnunum kendilerinden. Bir tek aklımda şey var, bir ara alabilirim. Belki de almam. MAC'in Cherry isimli kalemini Russian Red ve Riri güzel olabilir diye düşünüyorum. Odur. Gelelim. Neye gelelim? Fondöten. Fondöten konusu da benim için biraz bir öyle bir böyle. Nasıl? Mesela şu anda denemeyi istediğim iki tane fondöten var mat olarak. Biri Make Up For Ever'ın Matte Velvet, biri de Estée Lauder'ın Double Wear olması lazım. İkisini de bu kış deneyeceğim. Sanırım ondan sonra bir karar verebilirim ama şu an yine Türkiye'de bulabilecekleriniz için de Studio Fix Fluid severek kullandıklarımdan biri. Bunu tavsiye edebilirim. Bir tane daha var. O benim kesin yani en favori fondötenim diyemem ama kompakt fondötenler içinde en sevdiklerimden, yani krem fondöten olarak Bobbi Brown'ın Oil Free olanı. Bir Oil Free var, bir de bir çeşidi daha var. İki tane kullandım kendisinden. Üçüncüyü de henüz almadım ama bu kış belki bakarsanız alırım. İkisini de Elka'dan almıştım. Uygun fiyatla almıştım tabii ki. Dışarıdaki fiyatı biraz yüksek, onun için henüz almadım. Almadım, alabilirim. Bu da yine hem fondöten hem pudra. Yani pudra fondöten. Niye parlıyorsun çocuğum? Pudra fondöten olarak çok çok sevdiğim bir ürün. Tek geçtiğim bir ürün. İkincim, üçüncüm, dördüncüm de muhakkak olacaktır. Yazın da kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Sadece kapatıcı ve pudra fondöten şeklinde kullanıyorum. Eğer kışın falansa böyle hafif bir fondötenin üstüne pudra olarak da kullanabiliyorum. Daha böyle hafif bir fırçayla, çok sert bir fırçayla değil. Yani çok sık kıllı bir fırçayla değil, yumuşak bir fırçayla. Kesinlikle favori ürünlerimden biri. Bir diğeri de yine MAC'in MSF Natural'ı, Medium Dark Band'deki rengi. Ki bilmem görebilecek misiniz, tamamen düzledim. Ürünü yeni almış olmama rağmen aldığımdan beri sadece bunu kullanıyorum. Ya belki dünyanın en iyi pudrası değil, başkaları vardır aynı işi gören ama ben çok memnun kaldım. O kadar doğal duruyor ki, yani bir ışıltı veriyor ama ışıltı da değil. Yani doğal duruyor, çok güzel duruyor. Çok severek kullanıyorum. Bundan da herhalde bittikçe alacağım ürünler arasında olacaktır kendisi. Rengi de bana çok iyi uydu. Kışın nasıl olacak bilmiyorum ama hoş, cildim şu anda yanık değil. Bir böyle hafif bir bronz bir hava veriyor. Güzel bir hava veriyor. Seviyorum kendisini. Aramızda güzel bir ilişki başladı diyebilirim. Bu arada her şeyi yaydım. Hangisinden bahsettim, hangisinden bahsetmedim, hiçbir bilgim yok. Bir toparlasaydım iyi olurdu. Neyse, şunlardan bahsettim, onları biliyorum. Rujlardan bahsettim. Fondöten. Sanırım gerisinden bahsetmedim. Farbazı. Konudan konuya atlıyorum ama benim tarzım oldu. Çünkü ben dağınık bir insanım. Her şeyi karıştırıyorum. Onun için elime ne gelirse öyle bahsediyorum. Farbazı olarak Too Faced Shadow Insurance. Parlama, parlama. Too Faced Shadow Insurance. Bu açılmamış yedek bir tüpüm. Bir tane bitirdim. Çok çok memnun kaldım. Urban Decay Prime Potion'un arasında çok büyük bir fark göremedim. Hatta ben bunu daha çok sevdim diyebilirim. Türkiye'de de bulabiliyorsunuz. En güzel yanı bu. Şu anki fiyatı nedir tam olarak bilemiyorum. Bununla yine bence aynı. Yani ben çok çok göz kapağı problemli bir insan değilim. Takip ettiğime göre çok göz kapağı yağlı olanlarda Nars'ın Smudge Proof'unu daha çok sevenler olduğunu duydum. Ben ikisi arasında bir fark göremiyorum. Bu biraz daha ucuz.
Onun için bitince bunu tercih edebilirim ki bunu tercih etmeme daha çok vakit var. Şu anda ulaşabileceğim bir yerde değil. Narsım'ın içini sıyırmıştım. Hala onu bitirmeye çalışıyorum. Ardından bir tane daha küçük boy Narsım var. Bir tane daha küçük boy Lorak var. Tam boy bu var. Bir de Balmaki var. Yani bunlar ne zaman bitecek de yenisini alacağım. Bunları bitirmeden eğer setin içinden falan çıkmazsa yeni bir ürün almayacağım ama alacak olsam tek bir tane herhalde ilk bunu alırdım diye düşünüyorum. Başka onudan bahsetmişken yüz bazı elimde yine mini boyu var. Professional Benefit'in çok memnun kaldım. Bir tane bitirdim bundan. Ama ondan evvel o da bitirdiğim bir ürün elimde yok. Pakete atılmış. Too Faced'in Primed and Poreless pembe paketli olanı. İkisinden birini tercih ederdim. İkisi birbirine çok benziyor. Belki Too Faced'i bir tık daha fazla seviyorum diyebilirim. Kapatıcı. Bir tane daha çıkarmıştım. Evet. İki tane çok sevdiğim kapatıcı ki ne kadar sevdiğim ikisinden de belli olacak. Her gün kapatıcı kullanıyorum. Çünkü problemli bir cildim var biliyorsunuz. Bu Benefit'in Boeing'i. Sağlam, yoğun bir kapatıcı. Sivilcelerim için kullanıyorum. Bunu da aynı şekilde sivilcelerim için kullanıyorum. Ama bugün göz altımda da kullandım. Bu da MAC'in Studio Finish kapatıcısı. Gördüğünüz gibi bunun da iyice ortasına gelmiş durumda. Ve High End'den bir tane daha tavsiye edebileceğim var ki onu gösteremiyorum. Çünkü Hande'ye gittiğimde orada unuttum. Sarsak olduğum için. Make Up For Ever'ın Full Coverage tüpte olan bir kapatıcısı. O da yine yüz için ve göz için de kullanılabiliyor. O da çok hafif bir kapatıcı değil. İyi bir kapatıcı. Fakat ben rengini biraz açık aldığım için göz altımda kullandığım zaman daha bir memnun oluyorum. Kapatıcılığa bitti. Maskala olarak bu biraz hani şey bir durum benim için. Nasıl diyeyim? Yani bu konuda konuşacak uzman kişi ben değilim. Hani diğerlerinde de ben değilim de. Değilim çünkü high-end tabir edilen markalardan 2 ya da 3 tane denediğim var. Biri Clinique'indi. Fena değildi. Bir özelliği yoktu bence. Biri yine Benefit'in Bad geldi. Çok sevdim. Biri de Benefit'in Dear Real'ı. Hani çok denedim de işlerinden bunu seçtim diyemem ama çok 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 sevdiğim bir maskara. Bunu tavsiye edebilirim. Hiçbir şeyim yoksa, bir bilgim de yoksa diğerleri hakkında ilk gidip alacağım ürün olabilir kendisi. Aydınlatıcıda tek bir taneyi çok rahatlıkla seçtim. Diğerlerini sevmediğimden değil ama. Benim makyaj ürünlerim genelde temizdir ama bunu temizlemeyi unutmuşum. Özür dilerim, biraz toz toz olmuş kenarları. MAC'in Light Capate isimli aydınlatıcısı. Severek kullanıyorum. Diyecek çok fazla bir şey yok. Kullan bitmeyecek bir ürün zaten. Çok seviyorum kendisini. İlk bunu alırdım. O kadar. Seviyorum. Seviyorum evleneceğim. Başka eyeliner konusuna gelince yine elimdekilerden Urban Decay'in liquid eyeliner'ını gösterdim ama Türkiye'de satılmıyor. Türkiye'dekiler için de çok sevdiğim Black Track. Yarısından fazlasını kullandım. Umarım gözüküyordur. Hatta bu bir kere kurudu. Duraline'ına açtım. Çok güzel oldu. Hatta açıldıktan sonra daha rahat sürülür oldu. O zamandan beri severek kullanıyorum tekrar. Hiç de bir problem yaşamadım. Siyahlığında ya da sürümünde çok seviyorum. Tek geçtiğim bir ürün bahsettim ve yazısını da yazdım. Make Up For Ever'ın jel Aqua Brow kaş ürünü. Gördüğünüz gibi tüpte. Rengi şu anda kaşlarımda da var. Rengi çok güzel, uyum sağladı. Bendeki 35 galiba top diye geçiyordu da ama yalan söylüyor olabilirim. Ama rengi 35, onu biliyorum. 5 rengi falan var sanırım. 5-6 rengi. Şöyle bir tepesi var ve yanında 2 tane fırçasıyla minik bir çanta içinde geliyor. Hatta fırçaları da şurada gösterebilirim. Şöyle. Ben 2 fırçasını da kullanıyorum. Şu fırçayı çok severek kullanıyorum. Bir özelliği yok ama sert olduğu için daha rahat hakimiyet sağlıyorum. Severek kullanıyorum. Yani favori ürünüm. Biraz pahalı. Bayağı pahalı ama bence hak ediyor. Bitince de ilk fırsatta alırım. Kolay kolay da biteceğini zannetmiyorum. Çok uzun zamandır kullanıyorum.
Çok var daha içinde. Allah'ıma bir şükür. Uzun süre kullanırım yani. Geriye far, allık, bronzer, bir de göz içi kalemi kaldı. Diğer videomda göz içi için siyah Avon Süper Şok'u tavsiye etmiştim. Yine Türkiye'de satılıyor olsaydı Urban Decay'in Perversion'ını siyah olarak tavsiye edebilirdim. Ama ten rengi olarak kullandığım kalem NARS'ın Larger Than Life kalemi. Bunun ismi de Rue Bonaparte. Bu kalemden ilk başta nefret ettim. Verdiğim paraya çok acıdım. Fakat ben kullanmayı becerememişim. Bir de kış olduğu için belki kalem çok sertti. O yüzden göz içimde benim, yani herkesin hassastır da ben huylandığım için göz içine kalem zaten çok zor çekiyorum. Şeklinde olduğum için hiçbir şekilde renk vermiyor diye bu kalemi kenara atmıştım. Ve çok üzülüyordum o kadar para verdiğim için. Ama yazın tekrar denedim. Kalem biraz yumuşamış, kendine gelmiş. Göze daha iyi çekiliyor. Ve çekebildiğim zaman, ki artık çekebiliyorum. Hatta gözlerimde var. Gözükmeyecektir herhalde. Bilmiyorum gözükür mü. Çok rahatlıkla çekiyorum. Kalıcı da bir kalem. Beyazı, siyahı, mavisi falan renkleri de var. Ama ben bunu tavsiye ediyorum. Yani alırdım şu andaki yapısından yola çıkarak. Allık ve bronzer'a gelince, herkesin bildiği, çok tercih edilen bir ikili önereceğim. Laguna Orgasm. Özellikle Laguna'yı öneriyorum. Ben Orgasm'ı da severek kullanıyorum. Güzel bir allık ama olmazsa olmaz, illa ilk gidip alacağım esasında değil. Ama diğer allıklarıma şöyle bir baktım. Seçim yapacağım ürünler çoğunlukla burada olmayanlardan olacak gibi oldu. Onun için yine de sevdiğim, hani pembe şeftal, hiçbir şeyiniz yok, çok şeye uyum sağlayabilir, bunu alırdım. Ve Laguna'yı çok severek kullanıyorum. Laguna'yı da kesin alırdım. Hiçbir şeyim yokken Hoola ile Laguna arasında kaldım. O da seçtiklerimden, şöyle göstereyim. Hoola bronzerim. Ama Hoola tamamen mat bir bronzer. Şöyle kontrolleme için çok çok güzel. Laguna'nın içinde minnak minnak ışıntıları var. Işıltıları. Sürdüğünüz zaman belli olmuyor ama Hoola kadar da sert değil. Daha bir yumuşak, daha bir, belki belli oluyordur. Yani hiçbir şeyim yoksa her iki yöne de hizmet etsin diye. Bir de böyle bir palet halinde olduğu için bunu alırdım diye seçtim. Yalnız ben bunu Türkiye'den aldım, evet, ama yani sitelerinde var. NARS'ın kendi sitesinde var. Bu limited edition olan bir şey değil. Fakat ben bir set içinde almıştım. Bir de yanında, daha doğrusu hediye gelmişti bana. Yanında ojesi de vardı. Bu bulunuyormuş şu sıralar. Kendi mağazalarında, yani Sephora'larda görmedim en son gittiğimde, ama sanırım kendi mağazalarında hala bulunabilir. Olmazsa ayrı ayrı ikisinde bulmak mümkün diye bunları katmakta problem görmedim. Son olarak aldığım bendeki gül kırısı rengi 088 8'miş sadece. Şöyle bayağı da kullandım. Çok sevdiğim bir allık. Böyle bir pompası var. Çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Pompadan fışkırabiliyor. Bir de uzun süre kullanmadığınız zaman pompanın ağzında kuruyor. Oradan çıkarmak biraz problemli olabiliyor. O açıdan kötü. Ama Make Up For Ever'ın HD allığını ben çok severek kullanıyorum. Özellikle yağlı ciltler için de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Son olarak fara geldik. Dediğim gibi farda da elim, yani Türkiye'de satılıyor olsaydı ya Lorac paleti seçerdim ya da Urban Decay'in Smoked paletini seçerdim. Yani Naked'ler herkese daha yakın geliyor olabilir ama Smoked paletin şöyle bir avantajı var. Hem natural renkler, hem içinde 4-5 tane, 4 tane gayet rahat kullanabileceğiniz renkli, yani mavisi var, moru var. Yani çeşitli olarak kullanabileceğiniz bir palet olduğu için herhalde onu seçerdim. Ama onları bulamadığınız için MAC'ten kendinize bir palet yapmak en mantıklısı olacaktır. Bu niye parlıyor? Bu siyah. Şöyle göstereyim. Ben çok sevdiğim renklerden bahsedeceğim. Hatta buradan çıkartıp öyle mi göstersem onu bilemedim. Neyse. En sevdiğim renklerden biri şu hafif sarı olan renk, altın. Çok da altın değil. Şampanya diyelim ama daha sarıya bakan bir şampanya. Rice Pepper. Unutmazsam bunların isimlerini alta yazacağım.
farlardan bahsediyordum. Rice paper, evet, en sevdiklerimden birisi. Bu arada paletten çıkardım ki iyice gözükebilsin. Şöyle altın. Altın değil bu ya. Niye ben buna sürekli altın diyorum? Böyle içinde sarılık bulunduran bir şampanya, bej rengi. Göz kapağının için üstünde çok güzel duruyor. Aydınlık bir renk veriyor. Dediğim gibi böyle bir 15'li palet alabilirsiniz. Ya da 4'lü palet alabilirsiniz. Ben 15'liyi tavsiye ederim. Eğer tamamlamak istiyorsunuz. Benim mesela hala 3 tane boş yerim var. Böyle arada bir tane far alıp paletinizi istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Tek tek göstereyim elimdekileri. Blank Type bir tane krem rengi. Şöyle bir mat krem rengi. Bu Trax. Bu Mythology. Bu Mythology biraz dökülme yapan bir far. Yapısı neydi hatırlamıyorum ama biraz dökülme yapıyor. Woodwinked. Çok çok güzel bir renk. Expensive Pink ama hani böyle pembe pembe bir renk değil, bu daha bakırımsı bir pembe. Yani ne, rose gold falan diyebiliriz belki buna. Altında bir pembelik barındırıyor ama altınlığı daha çok basıyor. All That Glitters. Sevgili farım Cranberry. Cranberry'de kullanırken çok dikkat etmek lazım. Çok yumuşak bir far. Hemen üstünde gördüğünüz gibi iki tane zaten iz var. Böyle bir tırnak izi çarpma martma olduğu zaman far biraz dağılabiliyor. Club. Kahve yeşil. Gördüğünüz gibi bir kahve, bir yeşil oluyor kendisi. Çok seviyorum. Bu da satin top. Benim ilk aldıklarımdan sanırım satin top. Bayağıca da kullanmışım. Ve en son olarak Sumptuous Olive. Böyle bir zeytin rengi, zeytin. Umarım görebilmişsinizdir. Bunlar ne istiyor? Ben de arasını almayı düşünüyorum. Böyle bir mat kahverengi, ara bir kahverengi istiyor bence. Ama keyfe göre 3-4 renkle başlayıp sonra dolduruyor. Ya da 4'lü bir palet alınabilir. Ben MAC'inkileri seçtim. Diğerleri Türkiye'de şu anda bulunamayan farlarım olduğu için bunları seçtim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.